koroyla mest ettiler, kına gecesi gösterisiyle büyülediler, zeybek ve horon oyunlarıyla alkış tufanı estirdiler. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bütün bunlar Eyüp Sultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi ESER'in yıl sonu etkinliğinde sahnelendi. ESER'in özel öğrencileri, 2 aylık bir hazırlığın ardından çıktıkları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özel programında katılımcıları kendilerini hayran bıraktırdı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın da katıldığı Eyüp Sultan Kültür Merkezi'ndeki programın Almanya'dan da misafirleri vardı. Bielefeld El Ele Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Karabel ve yönetim kurulu üyeleri de engelliler için hazırladıkları bir tır dolusu malzemeyi hediye etmek için Eyüp Sultan'daydı. Almanya Bielefeld El Ele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Karabel, Başkan Remzi Aydın'ın davetiyle Eyüp Sultan'a gelmekten memnun olduklarını ifade etti. Bu gece engelli kardeşlerimizin gözlerindeki pırıltıyı görmek her şeye değerdi diyen Başkan Remzi Aydın ise engellilerimiz için ulaşılmadık kapı bırakmayacağız dedi. Evet, yani Eyüp Sultan Belediyesi olarak biz hem yerel yönetimlerde hem de hükümetimizin uygulamalarıyla çok güzel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Özellikle son 3 yıldır çok ciddi anlamda bu ilçemizde mesafe kat ettik. Bugün itibariyle yaklaşık 8 branşta yüzlerce engelli kardeşimiz değişik birimlerimizde kurslara doğru, eğitimlere doğru, rehabilitasyon hizmetleri alıyorlar. Bu akşam Dünya Engelliler Günü haftası sebebiyle engelli kardeşlerimizin gösterilerini izledik. Gerçekten onların o gösterilerindeki zarafet, estetik, kurgu ve hepsinden önemlisi kalplerindeki ve gözlerindeki ışıltı aslında her şeye değerdi diye düşünüyorum. Tabii bu çalışmalarımız sadece bizim yapacağımız çalışmalar arasında değil, aynı zamanda mutlaka gönüllerimizi de bu işe katmamız gerekiyordu ve bu anlamda gerçekten gönüllerimizin çok ciddi desteğini görüyoruz bu çalışmalarımızda. İşte bunlardan bir tanesi Almanya'da El Ele Bielefeld Engelliler Derneği ile görüşmemiz olmuştu. Sağ olsunlar, kendileri Almanya'daki gönüllerden topladıkları engelli malzemeleri diyeceğim, işte akülü sandalyeler, etikli sandalyeler, yürüyüş çubuklar dediğimiz bir tır engelli malzemesini bize hibe ettiler. Biz de onları işte ihtiyaç sahiplerine bu akşam itibariyle ulaştırmaya başladık. Gerçekten gördüğünüz çok büyük bir ihtiyacı ve boşluğu doldurduğumuzu düşünüyoruz. Bu hem kurumsal çalışmalarımız hem de gönüllü paydaşlarımız yapacağımız çalışmalar artarak devam edecek ve inşallah ilçemizde engelliler adına ulaşmadık, kapı bırakmayacağız. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz diyoruz. İnşallah güzel çalışmalar hep beraber devam edeceğiz. Düzenlenen programdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden engelli vatandaşlar da Başkan Remzi Aydın'a ve Eyüp Sultan Belediyesi'ne teşekkür etti. Akülü aracınıza kavuştunuz. Neler söylemek istersiniz? Duygu düşünceleriniz neler? Ya çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Engelleri aşmaya yönelik bir adım attık. Herkese teşekkür ediyorum emeğe geçen. Nasıl kullanacaksın? Biliyor musun nasıl kullanacağını? Öğreneceğim inşallah, öğrenirim. Birkaç ufak tüyo verdiler, gerisini de kendim öğrenirim inşallah. Allah şimdi bu akülü araç için çok memnun oldum. Remzi Bey'e çok teşekkür ederiz. Diğer arkadaşlara da inşallah olmayanlara da devamı gelir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum böyle bir yardımda bulundukları için. Allah herkese böyle bir araba vermek nasip olsun, bilmek nasip olsun, olmayanlara da versinler. Çok sevindirdiler. Yani bu duyguyu yaşamak bir bambaşka. Davetlilerin hayran kaldığı gecenin sonunda El Ele Derneği Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim edilirken, Başkan Aydın, eşi Tülay Aydın ve AK Parti Eyüp Sultan İlçe Başkanı Süleyman Aykaç'la El Ele Derneği Başkanı Dursun Karabel'le birlikte eser öğrencilerine karnelerini verdi. Almanya'da yaşayan hayırsever Türk vatandaşlarının destek ve bağışlarıyla hazırlanan araç gereç ve malzemeler de ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.